Pepe, Pepe. Pepe. Buradayım Şila. Ben de buradayım. Aşağı gelsenize. Aa, Ayke de gelmiş. Hadi inelim Pepe. Size oyun oynamaya geldik. Hoş geldin minik kekecik. Hoş bulduk. Peki ne oynayalım? Misket oynayalım. Aa, tamam, misket oynayalım. İşte misketlerimizi getirdim abi. Oo, ne kadar çok misketiniz varmış. Biz tahta misketle oynamayı çok seviyoruz. Evet, hem boyuyoruz hem de böyle yuvarlayıp oynuyoruz. Peki şimdi yuvarlayalım mı, boyayalım mı? Yuvarlayalım. Tamam Ekeciğim. Hadi bak, buraya misket diziyorum bir sürü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 6, 5, 7, 8, 2, 4. Ben de böyle sayıyorum önce. Evet. Eke daha çok şey öğrenecek. Hadi ona saymayı öğretelim mi? Evet, öğretelim. O zaman sayılar şarkımızı söyleyelim. Hadi. 1, 2, 3, 4, 5. Kendine söyle seç bir eş. 1, 2, 3, 4, 5. Kendine söyle seç bir eş. 6, 7, 8, 9, 10. Zımba 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 kon. 6, 7, 8, 9, 10. Zımba zımba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nasıl öğrendin peki? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saydım, saydım. Hadi herkes misket alsın eline. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Ben 5 tane misket aldım. Ben de 1, 2, 3 tane misket almışım. Peki sen kaç tane misket almışsın? 1, 4, 3, 5, 6, 7, 9, 10. 10 tane misket. Komik kardeşim benim. Evet, Eki komik. Bak Eki, ben Pepe. Bir taneyim. Bak, bir tane Pepe. Kaç tane Pepe görüyorsun? Bir tane. Aferin sana Eke. Bak Eke şu ağaçları. 1, 2. 2 tane ağaç. Gördün mü? Gördüm. Kaç tane ağaç var Eke? Bir ağaç, 2 ağaç, 2 tane. Bildi valla. Şşş, sessiz olun. Kafasını karıştıracaksınız. İyi, bak Eke. Burada yan yana duran kaç uğur böceği var? Sayayım mı? Evet, çay. 1, 2, 3. 3 tane. Evet, 1, 2, 3. 1 tane, 1 böceği. Çocuklar, size kek yapmıştım. Birer deneyeyim bakalım. Ne sağlık benim. Nefis koktu. Durun, durun. Eke, bak kek dilimlerine. Hadi beraber sayalım kaç kek dilimi var. 1, 2, 3, 4. Gördün mü? Bak, 4 tane kek var. Evet. 1, 2, 3, 4. 4 tane kek var. Harikasın Pepe. 5'e kadar öğreteceğim ama 5 tane bir şey bulamadım. Ha, işte toplar. Toplar sayın bakalım kaç tane. Peki, sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aferin sana. Evet, burada 5 tane top var. 1, 2, 3, 4, 5. 8 top. Evet, işte sen şimdi 5'e kadar saymışsın, biliyorsun Eke. Evet, biliyorum. Aferin sana kardeşim. Ama hemen unutma, olur mu? 5 top, unutmam. Hayır, top oynayalım. Ay, düştüm. Acıdı mı Eke? Acımadı. Tamam, kalk kardeşim. Hadi trambolinde zıplayalım. Eke zıplayacak. Tamam Eke, gel zıpla. Sırayla zıplayalım mı? Tamam, önce Eke zıplasın. Hadi Eke, 5 kere zıpla. 1, 2, 3, 4, 5. Hadi bebe, sıra sende. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5.
Yok senin eve. Çok komik. Üç of. Dört of. Çok komiksin bebe. Bebe beş yaptı. Evet bebe beş kez zıpladı. Bak şimdi ona kadar zıplayatma. Tamam. Bak Eke. Bir. Gördün mü? 10 kere zıpladım. İki gördüm. Bebek zıpladı. Tamam, 5'e kadar mı 10'a kadar mı zıplayayım? 10'a kadar zıpla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peki de 10'a kadar zıplayacak. 7, 8, 9, 10. Ne oldu öyle? Niye yüzünüz asıldı bakayım? Şey nene, biz Eke'ye 10'a kadar saymasını öğretmeye çalıştık ama aslında neredeyse öğrenmiş gibiydi. Evet, demin saydı 10'a kadar. Sonra karıştırdı değil mi sayıları? Evet nene, neden öğrenemedi? Çünkü o daha çok küçük çocuklar. Henüz onun aklı sayıları sizin gibi hemencecik kaydetmiyor. Eke defalarca sayacak. Bazen doğru, bazen yanlış sayacak ama daha çok çalışacak. Aa, o zaman ona saymayı hiç öğretmeyelim mi? Aa, olur mu? Siz bıkmadan öğretin. Sadece yanlış yaptığında üzülüp onun da moralini bozmayın. Yanlış bile yapsa aferin olacak Eke deyip onu yüreklendirin. Bir gün mutlaka sizin gibi düzgün saymayı öğrenecek. Ama unutmayın, o daha çok küçük. Minnacık küçük. Hadi söylemiş arkadaşı. Aa, hadi. Tamam, söyleyelim. Evet, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Kendine sen de seç güneş. 1, 2, 3, 4, 5. Kendine sen de seç güneş. 6, 7, 8, 9, 10. Zıpla, zıpla, zıpla kon. 6, 7, 8, 9, 10. Zıpla, zıpla, zıpla kon. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Abla. Efendim Eke. Eke yaşı mı? Aa, say bakalım Eke. Onun 5'i mi? He, 5'e say. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Aferin. Niye aferin dediniz ki? Yanlış söyledi bir kere. Ha? Ha. Yanlış olmadı. Bal gibi de yanlış saydın işte. Say da duyalım tekrar. 3, 6, 7. Ha, bak işte yanlış saydı gene. Abi Şila bebe. Eki doğru saydı. Ah bibi. O da çok küçük. Görmedin mi nasıl üzüldü? Ama yanlış saydı. Ama o daha çok küçük bir kere. Yanlış demeden, onu küstürmeden doğruyu öğretmeliymişiz. Ya. Ya. Ben ne biçim hata yaptım o zaman? Ya. Biraz öyle oldu. Durun, şimdi hatamı düzelteceğim. Eki, hadi hep beraber 10'a kadar sayalım mı? En yüksek sen bağır ama. Aa, tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saydım bibi. Hem de harika saydın kardeşim. Geçelim o zaman. Yeah!
Lapa lapa yağıyor hem de. Uzun zamandır bu kadar güzel kar yağmıyordu. Hop. Böyle de yatırım karın üstüne. Hadi bir kar şarkısı söyleyelim. Ve karda dans edelim. Yağıyor lapa lapa kar. Bize. Kar böyle güzel yağarken evde durulur mu? Hemen yanınıza geldik biz de oynamak için. Harikasınız. Globus, karda ne oynayacağız? Hadi çevir ekranı. Bence hep birlikte büyük bir kardan adam yapalım. Harika bir fikir. Bence çok eğlenceli değil. Neden? Ben kardan adam yerine karda oynarken daha çok eğleniyorum da ondan. Rico, oyun bozanlık yapma. Oyun bozanlık yapmak ne demek Leli? Biz üçümüz kardan adam yapmak istiyoruz ya şimdi. Evet. Ama Liko itiraz ediyor. Evet. İşte birlikte yapılmasına karar verilmiş bir şeyden vazgeçmek oluyor oyun bozanlık. Anladım. Mızıkçı yani Liko. Ben de. Çünkü herkes bizim gibi düşünmek zorunda değil. Herkes bizim istediğimizi yapmak zorunda değil. Teşekkür ederim bana saygı duyduğunuz için. Benden başka düşünse de, benden başka olsa da, saygı duyuyorum tüm insanlara. Saygı duyuyorum tüm insanlara. Kadın adam yapalım. Sonra da kartopu oynayalım. Bizi kırmadığın için teşekkürler Liko. Hadi o zaman vakit kaybetmeden başlayalım. Ben başladım bile. Oo, sen kardan adamımızın gövdesini yaptın bile Liko. Buraya koyalım mı? Tamam. Biraz vücuduna şekil verelim. Gözleri için kocaman zeytine ihtiyacımız var. Burnu için de havuca. Nereden bulacağız şimdi zeytin ve havucu? Başka bir şey koysa? Taş mesela. Yine de burada taş da yok. Zaten olsa bile bu karın ağzından bulmak imkansız gibi. Sorun yok arkadaşlar. Ben eve gider alır gelirim. Gerek var mı? Kardan adamımızı burunsuz, gözsüz bırakmayalım. Ben giderim, sorun değil. Çabuk gel ama. Tamam, görüşürüz. Hadi yol. Görüşürüz. Biz de Leli gelene kadar vücudunu biraz sağlamlaştıralım mı? Tamam. Hadi. Yağıyor lapa lapa kar. Bembeyaz ağaçlar. İki yaz böyle kar. Mutlu oldu hep çocuklar. Yağıyor lapa lapa kar.
yaptırayım. Ha? Düdüm, ne oldu sana? Neden çalışmıyorsun? Bir şey de göremedim ki. Ne yapacağım şimdi? Kar yağışı da arttı. Hava birden soğudu sanki. İyisi mi ben düdüğün içine gireyim? Şimdi beni merak edecekler. Yanlarına gitsem çok üşürüm. Ne yapsam ki? Beni merak edeceklerine göre aramaya gelirler. Mutlaka gelirler. En iyisi burada dostlarımı bekleyeyim. Kardan adamımızın gözü ve burnu gelince harika olacak. Boynuna da bir atkı takarsak tam olur. Haklısın Globus. Bu arada Lili nerede kaldı acaba? Kardan adama daldık, unuttuk Lili'yi. Gideli çok olmadı ki değil mi? Yok canım, epey oldu. Farkına varmadık bence. Havada biraz soğudu sanki. Ay, kar yağışı da arttı. Neden gelmedi ki Lili? Burada durarak sorularımıza cevap bulamayacağımız kesin. Gidip bakalım bence. Doğru Lili. Lili. Neden durmuş ki burada? Uyumuş, baksanıza. Uykusu geldiği için durmadı herhalde. Lili, Lili. Liko, yanıma geleceğinizi biliyordum. Neden burada durdun Lili? Bir şey mi oldu canım? Bilmiyorum. Düt birden durdu. Sonra yeniden çalıştıramadım. Ben de içinde uyuyakalmışım. Çok üşüdüm ama. Bir bakalım Düt'te ne oldu? Sen çok üşüyorsun Lili'ciğim. Uçucun içine git otur. Hasta olma. Haklısın Liko. Hemen gidiyorum uçuşa. Ne olmuş Düt, anlayabildiniz mi? Ben bir şey göremedim. Sorunu buldum. Ne olmuş? Lastik kara sapmamış. O nedenle gitmiyor. Çıkarmamız gerek oradan. İyi ama nasıl? Benim bir fikrim var. Nedir? Hep birlikte Düt'ü yukarı doğru kaldıracağız. Gücümüz yeter mi? Umarım yeter. Denemeden bilemeyiz değil mi? Haydi iş başına. 1, 2, 3 Kaldır. Hadi. 1, 2, 3 kaldır. Başardık. Başardık. Lili gel hadi. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Gidelim ve kardan adamımızı tamamlayalım. Tamam ama bir şartla. Nedir? Seni hayatta yalnız bırakmam. Hakikaten biz de geliyoruz sizinle. Önce senin evden zeytinmeyi uçalım. Oradan da ormana gideriz. Gitmişken hakkı da alalım kardan adam için. Üşümesin. Ne duruyoruz? Gidelim o halde. Kardan adam nerede? Burada olması gerek. Biz şu an öyle yapmadık mı? İyi de nerede kardan adam? Ayaklarım gitti herhalde. Yok, biz ona anten taktık, uçtu. Şuraya bakın. Bu bizim kardan adamın çalısı değil mi? Kardan adamın çalısı da mı vardı? Evet Lili, koluna koymuştuk ama kardan adamımız yok. Sanırım anladım ne olduğunu. Karın altında kalmış. Neden yapacağız yani? Sen de çok eğleniyorsun ya, o yüzden. Hadi hızlıca bolla, kar topuna geçelim. Hadi. Ha!
Merhaba Pisi. Pisicim. Pisi derin bir uykuya dalmış. Beni duymuyor. Yeşil sinekçiyim. Kara takipim. Burası oyun oynadığım bahçe. Kızın evi. Somutçu babanın fırını. Dünya tepeden bakınca ne kadar güzel. İnanamıyorum. Bulutların içinden geçiyorum yahu. Güneşe dokunabilir miyim? Evler, ağaçlar. Buradan ne kadar cik görünüyorlar. Kanatları puşmak ne güzel. Yıldızlar hep arkadaşım oldu. Ay hep yanı başımda. Bulutlar da yastığım oldu. Gökyüzü elim olmuş hatta. Uçuyorum çarken de pisiler. Pisi, pisi, pisicim. Canım arkadaşım uyan. Pan, senin kanatların niye yok? Hadi uçalım birlikte. Pisicim ne uçması, ne kanadı? Daha görecek çok yer var. Pisi, ateşin mi var? Hasta mı oldun, ne oldu sana? He? Aa, ne bu pan? Oh, çok şükür pisiciğim. İyi misin? Evet, çok iyiyim. Harika bir rüya yavrucuğum. Rüya mı? Evet. Kara karga gibi kanatlarım vardı, uçuyordum. Ama neyse ki sadece bir rüyaydı. Neden? Neyse neyse, karga dedin de. Kargacığımızın başı dertte. Dert mi? Orası neresi? Başı nereye gitti ki karganın? İlahi pisi, o bir deyim. Başı dertte demek bir sıkıntısı var demek. Şimdi anladım. Nesi var kara karganın? Bir şeyin içine girmiş ve oradan çıkamıyor. Neyin içine girmiş? Bilmiyorum, böyle büyük ve parlak bir şey. Ay neymiş? Çok merak ettim. Hadi gelin bakalım. İşte şu tepenin hemen arkasında. Kalk, emin misin kara karganın burada olduğuna? Buralarda bir yerlerde olması gerekiyordu. Neyse, biraz daha gitmemiz gerekiyor herhalde. Neredeydi acaba? Neredeydi acaba? Sen de nereden çıktın? Ben hep buradaydım. Sen aniden karşıma çıktın. Merhaba örümcek kardeş. Merhaba pisi. Ormanın bu tarafına pek gelmezdiniz. Hayrola, bir sorun mu var? Aslında var. Buralarda böyle büyük sapsarı bir şey gördün mü örümcek kardeş? Bir düşüneyim. Sanırım şu aşık bölgenin arkasında tam da tarifinize uygun kocaman bir şey var. Hatta çok çok uzun zamandır hep orada. Aa, bulduk onu pisi. Evet ben. Yardımın için çok teşekkür ederiz. Bir an önce gidip arkadaşımızı kurtarmamız gerekiyor. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kal. Hoşça kalın. Arkadaşını kurtarmak mı? Neyse. İşte örümceğin bahsettiği yer burası. Hani? Kara karga nerede? Bizi kandırdı örümcek. He? Burada karga falan yok. Hayır Pan. Örümcek bizi kandırmak istemedi. Sadece bizim güneşi aradığımızı sandı. Ha, kara karga. Nerede? Kara karganın sesini duydum. Gel benimle. İşte bulduk onu Pan. Hem o büyük sarı şeydi. Trompetmiş Pan. Trompet mi? O da ne? Bir çalgı Pan. Kara karga trompetin içine girmiş. Nasıl bir şey bu trompet? Hani bana parlak dedin ya. Evet. O parlak şey bakır. Üflenerek çalınır trompet. Üflenerek çalınan müzik aletlerini de üflemeli çalgılardadır. Flüt gibi mi yani? Evet, pan flüt gibi. Ağızlık kısmından üflerken trompetin üstündeki tuşlara basarsın parmağını. İnce boruyla da iyi geri boruyu oynatarak ses çıkarırsın. Ya. Karganın olduğu yerde ne var peki? Oradan da ses çıkar. Ama şu anda çıkmaz. Çünkü trompetin içinde kara karga var.
çok. Yeter. Hayatıma hoş geldin, fotoğrafı çekelim. Trompet. Hayatıma hoş geldin trompet. Şimdi kara kargayı oradan nasıl çıkaracağımızı düşünelim. Düşünelim. Hayatlarından çekelim. Çekelim. İyi. Olmadı. Başka bir yolu olmalı. Evet. Ay, seni bir an unuttum kargacığım. Kusura bakma. Oğlum. Ne buldun? Ben trompeti çalacağım. Yani üfleyeceğim. Evet. Sen de kara kargayı ayaklarından çekeceksin. İyi ama demin çektik ve başaramadık. Ben şimdi kocaman bir nefes vereceğim. Bu şekilde kara kargayı içmiş şey olacağım. He, tamam. Ben de çekince çıkacak karga. Evet. Geçmiş olsun kara kargacığım. Çok teşekkür ederim. O karanlıktan hiç çıkamayacağım sandım Guak. İyi ama kara karga, senin trompetin içinde ne işin vardı? Nasıl girdin oraya? Evet. Nasıl yaptın bunu karga? Sormayın. Rüyamda kendimi mısır çuvalında gördüm Guak. Mısırların içinde öyle mutluydum ki gözlerimi açmak istemedim hiç. Kapalı gözle uçunca da kendimi trompetin içinde buluverdim Guak. Bu bana çok tanıdık bir duygu kara karga. Bana da tanıdık geldi. Kesinlikle rüyasında uçması gibi. Bugün Pan hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Flüte mi? Mızıkaya mı? Trompete mi? Evet doğru, trompete. Harikasınız. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir trompet çizin.